herkese gitmiyor herhalde. Gerçekten bütün sülalenin baskısı altındayım şu an evde. 4 senenin içerisinde neler yapabilirsin? Ben cihaz alanını tercih ettim ve bunun için neler yaptığından bahsedeceğim. Burada devreye May Akademi giriyor. Bu bir kesinlikle reklam değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında bir odyoloji videosuyla geldim tekrardan. Kanalımın çoğunu oluşturan bu içeriğin artık 4. sınıf versiyonunu çekiyorum. Bitti aslında. Mezuniyet için geri gideceğim İzmir'e. Şu anda bu arada farklı bir kadrajdan sizi karşılıyorum. Burası anneannemin salonu. Bence kadraj çok iyi. Hepinizin de bu arada bayramını kutluyorum. İzmir'e geri döneceğim. Bu arada mezun olma fikri, mezun olma stresi, mezun olma kafası gerçekten korkunçmuş. Yani üniversiteyi doya doya yaşayın. Lafı gerçekten bir klişe değil. Bunu ben de şu an klişe bulmama rağmen size söylüyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlarımızla çok üzülüyoruz. Bu öğrenci hayatının bitişi, bu rahatlığın, bu işte sadece ders çalışma sorumluluğunun olduğu bir dönemi geride bırakıp artık hastalıktan ölsek de işe gitmek zorunda olduğumuz bir sürece geçeceğiz. Neyse gözünüzü korkutmak istemiyorum. Ama benim de inanın gözüm korkuyor, bakalım iş hayatında beni neler bekliyor. Bunlarla ilgili size zaten içerikler çekmeye devam edeceğim. İleriki iş hayatımda nasıl bir süreçte geçeceğim gibi içerikler devam edecek. Odyoloji bölümü okuyan kişilerin beni takipte kalmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu videonun içeriği aslında biraz böyle 4 senede neler oldu, nasıl geliştirdim kendimi, hangi alanı seçtim ve bunun için neler yaptım. Yeni mezunlara bir abla tavsiyesi vereceğim bir video olacak. Gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bölüme tekrardan gelseydim neleri daha iyi yapardım, neyi eklerdim yapacağım şeyleri ya da neyi yapmazdım gibi şeylerden de bahsederek size aslında fikir olsun istiyorum. Odyoloji ile ilgili biliyorsunuz ki birçok videom var. Kanalıma girerek ulaşabilirsiniz. Çok uzatmadan geçeyim. Siz beni takipte kalmayı unutmayın. Odyolojiyi araştıran kişiler benimle karşılaşmıştır diye düşünüyorum. Yine tekrardan bu videoya yeni gelen ve beni yeni gören bir kişi için açıklamak istiyorum. 4 yıllık bir lisans programında verilen bir bölüm. Siz bu bölümden mezun olduğunuzda işitme ve denge uzmanı oluyorsunuz. Buraları biraz hızlı hızlı geçmek istiyorum. Odyoloji bölümünü dediğim gibi merak ediyorsanız önceki videolarıma girip bakabilirsiniz. Okul hayatında katılacağınız projeler, daha sosyal bir öğrenci olmanın katkılarından bahsedeceğim. Bölümü okurken hocalarınızın attığı link olarak gönderdiği, buna katılabilirsiniz vesaire dediği çoğu şeyi ihmal etmeden katılmanız gerçekten çok önemli. Çünkü size çok farklı farklı kapılar açıyor. Hiç beklemediğiniz zamanlarda kabul alıp bambaşka bir serüvene gidiyorsunuz aslında. Sizi gerçekten çok geliştiren şey, hocalarınızın size tavsiye ettiği, size gönderdiği çoğu şeye katılın. İkinci sınıfımda Bakırşehir Üniversitesi'nin düzenlediği bir proje yarışmasında birincilik almıştım. Yine odyoloji ile ilgili bir şey ürettim. Onu hala geliştirme aşamasındayım bu arada. Aslında bu projede bir birinciliğim oldu ve aslında projelerinizle ilgilenen öğretim görevlileri bulmak ve sıkı bir şekilde çalışmak da çok önemli. Ben çoğu şeyin arasında biraz aksattım bunu tabii ki. Ama gerçekten bu tarz bir şeyin CV'de yer alıyor olması sizin için çok çok önemli ve böyle bir programda birincilik elde etmiştim. Dolayısıyla hocalarınızın size tavsiye ettiği bu tarz etkinliklere ya işte katılsam ne olur ki, yapamam, zaten hani bir derece elde edemem gibi asla düşünmeyin. Çünkü beklemediğiniz bir anda gerçekten birinci seçiliyorsunuz. Bunun da bana çok katkısı kesinlikle oldu. Onun dışında sosyal bir öğrenci olmak, yani hani okulun çoğu aktivitesine, okulun topluluklarına, topluluk etkinliklerine katılmayı ihmal etmeyin kesinlikle. Gerçekten hem hocalarınızla iletişimde kalmak açısından hem de bölüm arkadaşlarınız ve ileride sizin meslektaşlarınız olacak kişilerle bu tarz etkinlikler içerisinde güzel bağlar kurmanız sizin için gerçekten çok iyi olacaktır. O yüzden yeni odyoloji bölümüne gelen biri olarak asla çekinmeyin ve hemen topluluklara katılın ve elinizden geldiğince üretken olun. Burada çok kişi topluluklara katılıp aktif kalamıyor maalesef. Topluluklara katılmak değil, aslında aktif olmak önemli olan. O yüzden sürekli yeni bir içerik üretip yeni fikirlerle etkinlikler oluşturmayı unutmayın. Bu da sizi gerçekten sosyal anlamda ve insanların bakış açısında çok farklı bir noktaya koyacaktır. Okulun da dediğim gibi yapmış olduğu etkinliklere katılmanız çok önemli. Sosyal çevreler elde etmek vesaire sizin gerçekten gelişiminiz açısından çok çok etkili olacaktır. Değişik bölümlerden arkadaşlar edinmek, yapacağınız projelere, geliştireceğiniz projelerde farklı bölümlerin fikirlerini almak da gerçekten güzel olacaktır. O yüzden toplu etkinliklere mutlaka katılın. Gittiğiniz ili mutlaka bol bol gezin ve bir sürü anı biriktirin. Benim çok güzel anılarım var. Şuraya domuz
resmi koyacağım. Çünkü bununla ilgili inanılmaz bir anım var. Şu an izleyen arkadaşlarım ve beni takip eden kişiler anlamıştır diye düşünüyorum. Odyoloji'de nereye yöneldim? Nereye yönelmek istedim? Ve bunlar için neler yaptım? Odyoloji'nin ilk sınıflarında bunlar asla sizin kafanızda olmuyor. Çünkü aslında giriş kısımlarını görmüş oluyorsun. Detaylı bir noktaya yönelebileceğiniz eğitimler olmuyor ilk 2 yıl. Vestibüler, rehabilitasyon, cihaz olarak 3'e ayrılıyor. Klinik kısım da tabii ki bunun için etkili. Ama klinik kısmına tabii ki herkesin hakim olması gerekiyor odyoloji bölümünü bitiren. Benim için şu an odyoloji bölümünü okurken 3 alan var. Etkinliklere katıldığınızda, sempozyumlara gittiğinizde bu alanların çeşitliliğini aslında görebiliyorsunuz. Kendimi cihaz alanında geliştirmeyi tercih ettim. O konuda daha yetenekli olduğumu düşündüğüm için tamamen. Yoksa vestibüler alan da gerçekten başlı başına çok kıymetli bir alan. Rehabilitasyon alanı son derece tatmin verici ve çocuklarla uğraşıp onların gelişimine destek olduğunuz manevi yönden çok anlamlı bir alan. Ben cihaz alanını tercih ettim ve bunun için neler yaptığından bahsedeceğim. Burada devreye May Akademi giriyor. Bu bir kesinlikle reklam değil. Sektördeki çok kıymetli insanlarla beni buluşturan, başvurduğum ve seçildiğim May Akademi Fellowship programı vardı. Bizi sektörde gerçekten çok değerli insanlarla buluşturdular. Her sektörün gerek kokleer firmasından gerek klinik anlamda bize çok fazla bilgi verilen dersler oldu. Ve her hafta sürdü bu 6-7 ay boyunca. Sektördeki çok kıymetli insanlarla bizi buluşturan bir projeydi ve ben buna seçildiğim için gerçekten çok şanslı hissediyorum. Çünkü Türkiye'de birçok okuldan başvuru oldu ve sadece 20 kişiyi kabul ettiler. Kontenjan sınırlı çünkü interaktif bir eğitim süreci sizi bekliyor olacak orada. Bu süreçten bahsederken aslında aşağıya bir katılım linki bırakacağım. Önümüzdeki sene 3. ve 4. sınıf olabilecek kişiler bu programa başvurabiliyor. Yeni geldiğiniz için üzülmeyin odyoloji bölümüne eğer gelecekseniz. 1. ve 2. sınıf geçtikten sonra şiddetle tavsiye ettiğim bir programdır. Gerek CV'me gerek sektörel anlamda inanılmaz bana katkısı olan bir program oldu. İleride meslektaşım olacak insanlarla farklı farklı okullardan tanıştığım, benimle aynı bölümü okuyan insanlarla tanıştığım çok sosyal, çok güzel bir projeydi. Buraya Instagram hesabını bırakıyorum. İçeriklerimizi takip etmek isterseniz oraya bakabilirsiniz. İlk mezunlar olarak çok mutlu hissediyorum kendimi. Bunların devamlılığını getirmek de çok önemli gerçekten. Eğitimler alınıyor, CEO vesaire ama devamlı çok önemli. Sektörde verimli ve hastalara gerçekten iyi bir hizmet sunan bilmek adına bu tarz eğitimlerde bulunmak, bunların devamlılığını getirmek gerçekten son derece önemli diye düşünüyorum. Bunun dışında rehabilitasyon düşünen insanlar için yine hocalarının önerdiği ve zaten araştırsanız da bulabileceğiniz, sadece sizin uygulayabileceğiniz programlar var. Bunların da eğitimini alarak kendinizi rehabilitasyon anlamında da geliştirip sektöre o şekilde atılabilirsiniz. Vestibüler anlamda da yaz stajlarınızı kullanmanız da çok önemli. Yaz stajlarında hangi alanlarda kendinizi nasıl geliştirdiğiniz önemli. Bununla ilgili çalışan bir klinikte staj yaparak kendinizi bir tık daha öne geçirip CV'nizi yer aldırabilirsiniz iş başvurularınızda. Bu anlamda kendinizi ilerlettiğiniz ve aslında istekli olduğunuzu görmüş olacaklar. İşe alımlar kolaylaşır ve kendinizi geliştirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Yeni mezun olarak neleri hedefliyorum, neler yapacağım biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Okul hayatım boyunca kendimi geliştirebileceğim kadar geliştirdim. Birçok fedakarlık yaptım. Güzel eğitimlere katıldım May Akademi gibi. Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalıştım ve şu anda cihaz alanında iş başvuruları yapacağım ve kendimi geliştirmek istiyorum. Son derece şevkli olduğum bir alan aslında. Burada kendimi geliştirip sonrasında yeni yeni şeyler deneyimlemek istiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. İleriki dönemlerde zaten bunun içerikleriyle de karşılaşacaksınız. O yüzden çok da burayı hızlı geçmek istiyorum. O yüzden beni takipte kalmayı unutmayın. Güzel içeriklerle karşınızda çıkacağım. Son bir başlık altında biraz toparlamak istiyorum. Bu da farklı bir bakış açısı. Baştan başlamak isteseydim neleri yapardım, neleri yapmazdım gibi. Baştan başlama şansım olsaydı aslında arkadaşlarımla da hep konuştuğum şeylerden biri. Atanmayla ilgili süreç. Aslında şu an herkes belki işte ataması nasıl, iyi bir bölüm mü falan gibi girdi bu videoya. Hala düzelmedi ve atamaları gerçekten çok az ve çok ultra puanlar alıp atanabilirsiniz. Birçok insan giriyor. 3000 kişi odyolojiden lisanstan mezun oluyor ve aslında sadece 20 kişi atanıyor hala. Umarım düzelir ama atanma fikriyle bu sağlık bölümüne gelen biri için gerçekten odyoloji bölümünde zor olduğunu söyleyebilirim. Özel sektör fazla sirkülasyon olan ve iş çabuk bulabildiğiniz bir sektör ama Türkiye şartlarında bildiğiniz gibi asgari ücret veya biraz daha fazlasıyla başlıyorsunuz. Bizim hak ettiğimiz ve olması gereken bu olmaması
olmamasına rağmen maalesef sektör bize bunu empoze ediyor. Mesela işsiz kalmadık istemediği için bunu aslında kabul ediyor. Burada bir birlik olmak tabii ki önemli ama birlik olsak da işverene bağlı olduğumuz için de çok da aslında bu anlamda yapabileceğimiz bir şey yok. Maalesef okey deyip başlıyoruz işe. Çoğu benim de yeni mezun ve işe başlıyor olacak. O aşamada olan arkadaşlarımın da anlatmış olduğu şeylerden yola çıkarak söylüyorum. KPSS ile atanıp tabii ki yüksek maaşlarla işe başlayabilirsiniz. Devlet çok daha rahat. Umarım bunu yapabilen insanlar olur ve hemen atanır. Bunun için ekstra bir çaba gerekiyor tabii. Farklı bir alanda çalışıyorsunuz. Tarih, coğrafya, Türkçe, matematik çalışıyorsunuz. Kendi alanınızdan bambaşka bir şey olduğu için okurken de çalışıyor olmak aslında farklı bir boyut. Yani o benim yapabileceğim bir şey değildi. Belki aranızda yapabilen insanlar olur ve atanmayı düşünebilir ama atanmak çok da kolay değil dediğim gibi. Yeniden başlasaydım bu bölüme, herhalde bu bölüme başlamadan atanma fikrim olsaydı odyometri 2 yıllık bir bölüm okurdum. Bununla atanmak çok daha kolay. Bu benim de fikrim, benim birçok arkadaşımın da fikri olduğu için farklı bir bakış açısı aslında söylüyorum. Hani böyle bir şey de düşünüyor olabilirsiniz. Yeniden gelseydim ve atanmayı düşünüyor olsaydım bunu düşünebilirdim. Fakat odacının gerçekten özel sektörde uçsuz bucaksız bir iş olanağı var. Çünkü bir doktorla kendi kliniğinizi açabilirsiniz. Bu çok ütopik geliyor olabilir ama bunu başaran insanlar var. Bunu yapan insanlar da var. Cihaz merkezleri açıp şubeleşip çok farklı boyutlarda ticari anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan var. Rehabilitasyon anlamında yine kendiniz rehabilitasyon merkezinizi açabileceğiniz bir alan var. Çok ütopik geliyor ve sermaye gerektiriyor olsa da bu tarz alanlara yönelebileceğiniz kısımlar da var. Asgari ücret alacağım hayatımın sonuna kadar gibi düşünmeyin. Çünkü birikim yapıp bir şans, bir sermaye ile birlikte kendi yerlerinizi de güzel bir şekilde açabilirsiniz. Odyoloji bölümünün bu avantajı bana güzel geliyor ve kullanılabilir geliyor. Odyolojinin tabii ki kokleer firmaları da var. İmplant üzerine olan son derece kıymetli bölümü de var. Onu atlamayı unutmayayım. Herhalde odyoloji bölümüne yeniden gelecek olsam implant firmalarında kesinlikle yaz stajlarımı kovalardım. Çünkü o firmalar alımlarını tamamen öğretim görevlilerine sorarak ve referans alarak ilerliyorlar. Dolayısıyla sizin orada istekli olduğunuz ve staj yapıyor olmanız son derece onlar için de önemli olacaktır. İngilizce çok önemli bu firmalar için. O yüzden bunu da ihmal etme. Sektörde çok az insan bu işle uğraştığı için kokleer firmalarında aslında hem alımlar çok az hem çalıştıkları gruplar çok az. İstekliyseniz eğer birazcık staj kovalayıp biraz daha istekli olmanız, not ortalamanızı yüksek tutmanız son derece önemli bu anlamda, kokleer firmaları anlamında. Bu bölüme tekrardan gelecek olsam mutlaka yurt dışında bir hastanede odyoloji departmanında staj kovalardım. Eğer bir akrabanız, kalabilecek bir yeriniz, bununla ilgili maddi bir gücünüz varsa kesinlikle odyolojide yurt dışı imkanlarını kovalamanızı tavsiye ederim. Her sağlık bölümünde aslında Almanya falan derler ama odyoloji bölümünde gerçekten tamamen kalifiye eleman olarak oraya gidiyorsunuz. Çünkü 4 yıllık lisansı bitirip de orada odyologluk yapan kişiler çok az. Dolayısıyla hep bir göç oluyor oraya. Eğer yurt dışı hedefiniz varsa, hayaliniz varsa bunu okurken devam ettiriyor olmanız, Erasmus'la birlikte gidiyor olmanız ya da kendiniz kendi bütçenizle, kendi araştırmanızla diyor olmanız çok önemli. Yurt dışında odyoloji bölümü kesinlikle Türkiye'deki gibi değil, kat kat daha iyi değer görüyorsunuz, onu söyleyebilirim. Sektörde tabii ki bu bölüm değersizleştiriliyor fakat bu asla küçümsenecek bir şey değil. O yüzden yurt dışında staj kovalamak herhalde yapmadığım ve tekrardan bu bölüme gelsem yapmak isteyeceğim bir şey olabilirdi. 4. sınıfın nasıl geçtiğiyle ilgili çok bir şey bahsetmek istemiyorum çünkü 4. sınıf tamamen staj ve aslında son proje ödevlerimizin falan verildiği bir dönemdi. Benim diyeceklerim bu kadardı. Çok oradan oraya atlamak da istemedim. Biraz daha başlıkları altında size anlatmak istedim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince size bir tık daha böyle fikir verebileceğim bir abla gözünden, yeni mezun bir odyolog gözünden sizlere anlatmak istedim. Mutlaka aşağıdaki linkten kendinizi geliştirmek istiyorsanız başvuru yapmayı unutmayın. My Academy Fellowship programına da son diyeceğim şey bu olabilir. Umarım tercih döneminde herkes istediği yerlere, istediği bölümlere yerleşir. Diğer odyolojiyle ilgili ya da hayatımdan kesitlerle vloglar çektiğim videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.